Arkadaşlar ben hazırlanır çıktım. Otobüs durağına geldim şu an. Kombinim nasıl? Bugün biraz serseri bir tarz takındım. Şu an otobüsteyiz ve maskesiziz. Maske hesabı bugünden itibaren Kore'de kalktı otobüslerde. Ay çok mutluyum ama sadece ikimiz takmıyoruz. Bir de şoför takmıyor. Diğer herkes maske takmaya devam ediyor. Biliyorsunuz Asyalılarda bu maske olayı maalesef yani koronadan önce de vardı, hala da devam ediyor. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Özgür hissediyoruz sonunda. Burada iki tane çilekli siyah fasulyeli aldık. Bir tane mangolu, bir tane cevizli, iki tane de ananaslı aldık. En çok ananasıyla bu çilekli siyah fasulyeli ünlüymüş. Bir de hangisi ünlü dedi? Üzümlü olan ünlüymüş ama biz üzümlü almadık. Bunları aldık. Şimdi yiyeceğiz. Çilekli olanı yiyeceğim önce. Çilekli olan çok ünlü. Yumbu cevizli olanla başlayacak. Tamam. Benimkini de açsana aşkım. Seninkini mi yiyeyim önce? Baba. Aha. Tadına bakacağım. Ay çok çok güzel. Çok yumuşak. Çok değişik bir şey var. Tınaydı. Nasıl? Çok büyük. Ve yumuşak. Çok güzel. Gerçekten Türkiye'deki o Japon restoranı yediğimizden o kadar farklı ki bu gerçek. Çilekli olan çok güzel. Çilek ye mutlaka. Deniyorum. Çinçam işte. Mango var mı? Beğenmedi. Bence mango kötü. Bence de. Ananas. Güzel mi? Çok güzel. Ananas deniyorum. İçinde çikolata da var. Nasıl? Güzel. Ama en güzel çilek. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Bu yarısını kestirecek o çileklerin yarısını yiyeceğim ben. Çünkü ben bir ayıyım. Neysenin yarısı benim. Şuna bak. O tarif omçong ko. Çilek çok büyük. Miçosso. Çok güzel değil mi? En güzel bu. Değil mi? En güzel kibon. Sen beni en kırmızı güzel fasulye çok seviyor. Siyah fasulye çok seviyor. Koreli Koreli. Bilmiyor bu. Çilekli olanı yiyin arkadaşlar. Mükemmel. Bu arada Türkiye'dekinden tamamen tadı farklı. Mochi demişken arkadaşlar bizim Yumbu ile ikimizin ayrı Korece kanalı var. Orada tamamen Korelilere özgü İçerik çekiyoruz. Zaten izleyenlerin %90'ı da Koreli. Ve orada Yumbu'nun dedesini mezar etmiştik. Korelilerde de şöyle bir kültür var. Mezara gittiğinizde yiyecekleri böyle ölülere ikram eder gibi böyle önlerine seriyorlar. Ondan sonra selam veriyorlar. Ve bu yiyeceklerden bir tanesi mochiydi. Ben de mochinin Korece'de bir adı var ve o ismi bilmiyorum. Yumbu'da dolayısıyla mochi demek zorunda kalıyor. Çünkü o ismi söylediğinde ben ne olduğunu anlamıyorum. Hala da hatırlamıyorum adını. Çopsal gibi bir şey. Ondan sonra Yumbu'yu videoda işte ben anlayayım diye mochi dediği için ve ailesi de hani o mochi değil falan dediler ama sonra işte ben anlamadığım için mochi demeye devam etti ailesi de. Çünkü bunun uluslararası ismi yani. Neyse sonra söylediler falan. Sonra Koreliler alta o kadar kötü yorumlar yazdılar ki. İşte dedenin mezarının yanında utanmıyor musunuz Japonca ona mochi demeye? Onun adı işte çapsal, çaki çapsal içi tangumala. Çapsal dok falan işte. Yani böyle şeyler yazdılar. Öyle bayağı hakaret yemiştik. Sonra videoyu kaldırmıştık. Öyle yani. Kore'ye gelirseniz mochi falan demeyin. Dikkat edin. Bu arada buna sebep olarak da şöyle söyleniyor. Kore'de biliyorsunuz ya bizim Türkiye ile Yunan gibi Kore ile Japonya'nın arası iyi değil. Eskiden gelen bir şey bu ve o yüzden
Japonca kelimeleri kullanmayı hoş bulmuyorlar. Sebebi bu. Yani anlıyorum ama bu kadarına gerek var mı bilmiyorum. Neyse, yedik mochimizi, şimdi gidelim. Arkadaşlar şimdi hamburger yedik. Gangnam'dayız ve birkaç kursa bakacağız, Korece kursu için. Eğer içlerinden bir tanesi içime sinerse ona yazılacağım. Şimdi eve geldik. Şu an ev çok dağınık arka. Kusura bakmayın. Şöyle gitmek izleyeyim. Çok kararsız kaldım. Gerçekten çok kararsız kaldım. İkisinin de iyi yanları da var, kötü yanları da var. Ama şu an için Yumbu'nun da kararını göz alarak ikinci daha yakın gibi. Yani ikincide biraz daha iyi eğitim alabileceğimi düşünüyorum ama... İkincide de şöyle bir sıkıntı var. Yeni bir sınıf açılacak. Ve bir kişiyle açılmıyor bu sınıf. İkinci bir kişiye ihtiyaç var. Ve o ikinci kişiyle iletişime geçecekler. Benim gibi bekleyen biri varmış. Onunla iletişime geçecekler. Eğer o kişi kabul ederse ikimizi bir sınıf yapacaklar. Ve o şekilde başlayacağım. Eğer kabul etmezse de maalesef çok uzakta Hongde'de olan kursa gitmek zorunda kalacağım sanırım. Orası da çok uzak. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Of. İnşallah kabul eder. Endonezyalı bir kızmış. Kabul ederse beraber gideriz. Big boy. I want a big boy. Give me a big boy. Boy. Büyük adam. Büyük adam. Arkadaşlar şu an markete geldik. Yumbu'ya normalde ben sabah erkenden uyanıp böyle 6 gibi falan ya da akşam geceden hazırlıyorum yemek böyle. Koyuyorum onu kutuya, beslenme gibi. Sonra öğleyin Yumbu işteyken yiyor. Ama bu sefer böyle güzel bir şey keşfettik Lotte Mart'ta. O yüzden Lotte Mart'a geldik. Hazır alıyoruz ve bu saatlerde indirimde oluyor. Bayağı bize %40 falan indirimde oluyor ve saat şu an bu arada 8. Saati söylemiyorsun. Saat 8 gibi. İndirim de oluyor. Hatta ben bir ara kendime de aldım. Yarın öğleliğin yediğimde hiçbir tadında da bozulma falan olmuyor. Çok güzel. Öyle yani. Çok geç gelmişiz. Hepsi bitti. Hiç yok. Geç kaldık. Saat çok geç oldu. Yani kaç şu an? 9'u geçti. Normalde biz saat 7 gibi falan gelip alıyorduk. Bir sürü şey oluyordu. Uygun fiyatlı falan. Çok geciktik. Çok geciktiğimiz için hiç kalmamış. O yüzden bunu aldım. Sandviç. Bu ne ya? Tek çeşit. Normalde bir sürü çeşit oluyor içinde. Ve aşırı büyük bir kap oluyor böyle. Çeşit çeşit her şey var. Yani yiyorsun yiyorsun anca yarısını bitirebiliyorsun. Bu ne? Küçücük. Ve sadece sandviç var. Sağlıklı değil. Ama aldık yine de. O kadar gelmişiz almadan. Yani almazsak boşa gelmiş olacağız. O yüzden. Neyse bir dahaki sefere geldiğimizde video çekerim, gösteririm. Daha mı yok mu? Daha mı yok? Bir dahaki sefere daha erken gelip videoda çekeyim neler olduğunu. Eve gidiyoruz artık.
Bayan. İçinde ne barı? Omçom. Nomu empty gattı. Ben biliyordum. Kimde empty gok hissamana? Bence içinde çok barı. Çok barı. Baba bak. 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 Biliyordum, biliyordum. Çok barı. Bu ne? Çıkçı varlaguyo. An çengpiye? An çengpiye? An çengpiye? Çam. 쓰레기를 쓰레기를 돈 주고 샀어. 와. 5,000원. 너무 기분 Evet. Ertesi gün geldik bu saatte ve bizde 40 indirimde şöyle. Şöyle görüyorsunuz, mükemmel. Bak bari. Şöyle suşiler. Hepsi %30, %40 indirimdeler. Öyle. Ve bunu aldık. Bunları aldık, gidiyoruz. Bir de şu peyniri ben çok merak ediyordum Türkiye'deyken. Bitmişti markete gittiğimde. Alamamıştım o zamandan beri aklımda. Şimdi bunu yiyeceğim. Bir de pesto sosu olmazsa olmazım. Öyle gidelim.